namaz kulu kötülükten alıkoyar. İmam Sadık Aleyhisselam kendisine Allah'ı tanıdıktan sonra en hayırlı iş nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. Allah'ı tanıdıktan sonra hiçbir şey namaza denk değildir. İmam Sadık Aleyhisselam kendisine Allah nezdinde işlerin en sevimlisi ve en üstünü hangisidir diye sorulunca da şöyle buyurmuştur. Allah'ı tanıdıktan sonra namazdan daha üstün bir şey tanımıyorum. Görmüyor musun ki salih kul İsa bin Meryem şöyle buyurmuştur. Allah bana namazı tavsiye etti. Allah'ın sevgilisi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazın misali çadırın direği gibidir. Eğer direk sağlam olursa iplerin, kazıkların ve çadırın bir faydası olur. Ama eğer direk kırılırsa ne ip kalır, ne kazık ve ne de çadır fayda verir. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direğidir. Namazın örneği çadırın örneği gibidir ki eğer direk sağlam olursa kazıklar ve ipler sağlam kalır. Ama eğer direk eğrilir ve kırılırsa ne sağlam bir kazık kalır ve ne de bir ip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza itaat etmeyen kimse namaz kılmamış sayılır. Namaza itaat etmek ise namazın onu çirkin ve kötü işlerden alıkoymasıdır buyurmuştur. Lokman aleyhisselam oğluna öğüt makamında şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım! Namazı ikame et ki Allah'ın dininde namaz çadırın direği gibidir. Eğer direk düz ve sağlam olursa ipler, kazıklar ve çadırın perdesi fayda verir. Ve eğer direk doğru ve sağlam olmazsa ne kazığın faydası vardır, ne ipin ve ne de çadır perdesinin. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah için, Allah için namaza dikkat ediniz. Zira namaz dininizin sütunudur. Yine aynı konuda Allah'ın sevgilisi namaz dinin sütunudur buyurmuştur. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Kitaptan sana vahyolanı oku, namaz kıl. Muhakkak ki namaz çirkin ve kötü şeylerden alıkoyar. Şüphesiz Allah'ı anmak en büyük şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kulun kıldığı namaz onu kötü ve çirkin işten alıkoymazsa sadece Allah'tan uzaklığını artırır buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam ise bilin ki namaz yeryüzünde Allah'ın alıkoyucusudur. O halde her kim namazdan ne faydası olduğunu bilmek istiyorsa bir baksın. Eğer namaz onu çirkin ve kötü işlerden alıkoymuşsa alıkoyduğu ölçüde namazdan faydalanmış demektir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı halde kötü işlere bulaşan kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Kıldığı namaz bir gün onu çirkin işlerinden alıkoyacaktır. Nitekim çok geçmeden o şahıs tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz namaz kılıp gece hırsızlık yapan kimse hakkında çok geçmeden namazı onu bu işten alıkoyacaktır buyurmuştur.